CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belli olmasına rağmen ziyaretlerini sürdürüyor. Marmaris ve Datça ile ilçe ziyaretlerini başlatan Mehmet Kocadon son olarak Seydikemer'de ziyaretlerde bulundu. Saat 13.30 sularında CHP Seydikemer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Kocadon, burada yaptığı açıklamada CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayının açıklamasına rağmen ziyaretlerini sürdürdüğünü söyleyerek, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Nalan Küçükçoban'a CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı açıklandıktan sonra sizi arayan soran oldu mu diye sordu. Başkan Küçükçoban'dan hayır cevabı alan Kocadon, biz hala ziyaretlerimizi, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı bir rapor olarak hazırlayıp genel merkeze sunacağız ve sonucunu bekleyeceğiz. Bu rapor tamamen tabanın sesi olacak dedi. Önümüzdeki gün içinde bir Ankara ziyaretim olacak. Bu yapmış olduğumuz toplantıların dosyasını genel merkezimize sunacağız. Biz üzerimize düşen vazifeyi yapalım ki vicdanen rahat olalım. Ondan sonra siyasi büyüklerimiz ne belirlerse artık biz onlarla beraber çalışmaya devam ederiz. Ama açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Çantada keklik seçim yok. Muğla'yı hep Cumhuriyet Halk Partimizin kalesi olarak lanse ediyorlar. Bakın, genç arkadaşım olmasaydı, yine Kavaklıdere'de bir genç arkadaşım olmasaydı arkadaşlar, iki ilçede adayımız yoktu biliyor musunuz? Meclis üyelerine müracaat yok. Başkan Kocadon, CHP Seydikemer İlçe Başkanlığından sonra AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ü ziyaret etti. Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak tarafından karşılanan Kocadon ve ekibi bir süre burada sohbet ettiler. Zavallı biraz geç kaldık. Yok başkanım. Olur mu ya başkanım ya? İşleriniz yoğundu. Mehmet Kocadon ve beraberindekiler daha sonra Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven ve Seydikemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Hadi Çakıroğlu, Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş'ü de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. Öncelikle hoş geldiniz. Ziyaretler devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Bugün Seydikemer'deyim. Bugün Seydikemer'deyim. Biliyorsunuz ben adaylık sonucu bütün ilçelerimizi ve sivil toplum örgütleri ve belediyeleri ziyaret ediyorum. Kesmedim. Devam ediyorum bu ziyaretlere. Seydikemer'de olmaktan bugün son derece mutluyum. Çok hoş bir karşılaşma oldu. Özellikle ilçe binamızda, belediyede, esnaf odalarımızda, sivil toplum örgütlerinde. Mutluyum. Bu ilgiden, bu alakadan gerçekten Seydikemer halkının bu kadar beni bilmesini, tanımış olmasını ben de beklemiyordum. Ama gerçekten çok bir misafirperverlik gösterdiler. Yolumuza devam ediyoruz. Sokakta özellikle selam verenler daha bir farkındalık yarattı sizin için. Böyle o hem böyle bir kalabalık bir yürüyüş yaptınız. Bu duygularla mı ayrılıyoruz şimdi Seydikemer'den? Bu duygu, ben zaten ilçe başkanıma da söz vermiştim. Seydikemer'e farklı bir şekilde geleceğim demiştim. Kalabalık geleceğim demiştim. Tabii bu kalabalığın coşkusuyla bir de tabii esnaf merak ediyor bu kalabalık ne diye. Bir de beni görünce tabii mutlu oluyorlar. İnsanlar bir anda, dikkat etsen beni görünce gülüyor insanlar. Önemli olan bu. Yani insanlara bir mutluluk verebiliyorsanız size kendilerini yakın hissediyor demektir. Onun için o gülen yüzleri görmek beni de çok mutlu etti. Bütün Seydikemer halkına da teşekkür ederim tabii bu arada. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Başka bir daha bakalım. Dostlarla beraber olmak güzel bir şey.